Amerika Birleşik Devletleri merkezli Business Insider. Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'ı 5. nesil savaş uçakları liginde oyunun kurallarını değiştirebilecek bir güç olarak tanımladı. Analizde Kaan'ın, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın hava üstünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturabileceği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Business Insider'da yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan, 5. nesil savaş uçakları sahasında oyunun kurallarını değiştirebilecek bir gelişme olarak nitelendirildi. Makaleyi kaleme alan savunma sanayi analisti Benjamin Birimelov, yalnızca Kaan'ın değil, Güney Kore'nin geliştirdiği KF-21 savaş uçağının da Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi büyük güçlerin yıllardır elinde tuttuğu hava üstünlüğü tekelini zorladığını ifade etti. Business Insider analizinde, Türkiye'nin Kaan projesini yalnızca teknik bir başarı olarak değil, aynı zamanda savunma sanayisinde bağımsızlık yolunda kritik bir adım olarak değerlendirdi. Yazıda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından Kaan'a odaklanarak tam teşekküllü bir 5. nesil savaş uçağı geliştirme kararı aldığı vurgulandı. Birimelov, Kaan'ın tasarımının Amerika'nın F-22 savaş uçağına benzediğine dikkat çekti. ISA radarıyla donatılan uçak, 20 bin libreye kadar mühimmat taşıyabiliyor. Analizde ayrıca, TUSAŞ'ın geçmişte F-35 savaş uçakları için 900'den fazla parça ürettiği bilgisi hatırlatılarak, Türkiye'nin sahip olduğu üretim tecrübesiyle Kaan gibi yüksek teknoloji ürünlerini ortaya koyabilecek kabiliyete sahip olduğu vurgulandı. Süper güçlerin hava üstünlüğünün tehdit altında olduğunu ifade eden Birimelov'a göre, yıllar boyunca sadece Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın egemen olduğu 5. nesil savaş uçağı alanını Kaan savaş uçağı sayesinde artık çok merkezli bir yapıya dönüşüyor. Türkiye'nin Kaan ile bu alana güçlü bir şekilde dahil olması, bu dönüşümün en açık göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kaan'ın, Türkiye'nin yalnızca bir savaş uçağı üretme çabası olmadığını belirten Birimelov, bu projenin savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltarak yeni bir çağın habercisi olabileceğini ifade etti. Türkiye, Kaan ile yeni bir dönemin mimarlığını üstleniyor yorumunda bulunan Birimelov, bu uçağın stratejik etkisinin sadece askeri alanda sınırlı kalmayacağını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Teknofest etkinliğinde, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın yerli motor projesi TF-35000 hakkında dikkat çekici bilgiler verildi. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Akşit'in açıklamalarına göre, TF-35000 yalnızca Türkiye için değil, küresel havacılık endüstrisi açısından da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Akşit, TF-35000'in kendi sınıfında dünyanın en iyi 3 motorundan biri olacağını belirterek projenin hızla ilerlediğinin altını çizdi. Henüz resmi performans rakamları açıklanmamış olsa da Akşit, motorun geleceğinin kesin olduğunu ve tahmin edilenden daha hızlı tamamlanacağını vurguladı. Buradaki soru olacak, olmayacak, değil bu bir zaman meselesi. Olacak ve herkesin umduğundan daha hızlı olacak. Fakat zamanını söyleme yetkimiz yok diye ekledi. TF-35000'in geliştirme süreci henüz tamamlanmamış olsa da, hedeflenen teknik veriler onu halihazırda operasyonel olan 5. nesil savaş uçağı motorlarıyla karşılaştırılır hale getiriyor. F-22 Raptor'daki Pratt & Whitney, F-119 ve F-35 Lightning II'deki F-135 motorları gibi sistemlerle kıyaslandığında, TF-35000'in kağıt üzerindeki verileri dikkat çekici. Bununla birlikte TF-35000'i sürekli olarak, art yakıcı kullanmadan ses üstü hızlarda kullanmak istiyor. Bizim geliştirdiğimiz motor, art yakıcı çalıştırmadan süpersonik hızlara çıkabilecek yetenekte bir teknoloji. Yani teknolojinin uç noktasıyla uğraşıyoruz. Bu ölçüde bir yeteneği geliştiren ülke dünyada 3, hadi belki 4'tür. Mevcut resmi olmayan bilgilere göre TF-35000'in öngörülen performans değerleri şu şekilde. Kuru itki, 22.680 kilogram kuvvet veya 50.000 libre kuvvet. Art yakıcı ile itki, 31.750 kilogram kuvvet veya 70.000 libre kuvvet. İki motorla donatılması planlanan Kaan platformunun azami kalkış ağırlığı 27.216 kilogram kuvvet seviyesinde. Bu durumda,
motorlar hedeflenen değerlere ulaşırsa teorik itki ağırlık oranı 2.3'ün üzerine çıkabilir. Bu oran, bir savaş uçağı için son derece yüksek ve manevra kabiliyeti açısından kritik bir eşik. TF-35000'in yanı sıra T'yi, daha düşük ölçekli ama farklı görev alanlarına hitap eden motorlar da geliştiriyor. TF-6000 adlı motor ses altı ve ses üstü platformlara yönelik olarak şekillenirken, aynı çekirdek yapının art yakıcılı versiyonu TF-10000 adını taşıyor. Bu motor ailesi, Türkiye'nin yalnızca 5. nesil savaş uçaklarına değil, gelişmiş insansız hava araçları, taktik jetler ve diğer askeri platformlara yönelik geniş çaplı bir itki sistemi vizyonuna işaret ediyor. T'yi halihazırda önceliğini TF-10000'e çevirmiş durumda, ancak uçuşun ne zaman ve hangi platformda olacağı net değil. T'yi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Teknofest kapsamında Tolga Özbey verdiği özel röportajda, Kızıl Elma'da olabilir, Anka 3'de olabilir. Hangisinde daha önce olur onu kestiremiyorum. O artık platform üreticileri karar verecek dedi. Bilindiği üzere Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'lu yıllardan itibaren F-16 filosunun yerini alması planlanan, çift motorlu, 5. nesil özgün savaş uçağı Kaan'ın tasarım ve geliştirme çalışmalarını TUSAŞ yürütüyor. Firmaya göre Kaan'ın yerlilik oranı %80-90 seviyelerinde olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Aviation Week'e yaptığı açıklamada, odak şimdi P1, P2 ve P3'te diyor. Kaan'ın uçan prototipi P0 olarak biliniyor ve bu yıl içinde 2 Kaan'ın uçması hedefleniyor. Bu yıl uçması hedeflenen yeni prototip görsel açıdan ilk prototipten çok fazla ayrışmayacak, geliştirmeler deyim yerinde ise kaput altında olacak. İkinci prototip grubu olan P4, P5 ve P6, ilk üçlüden daha gelişmiş ve yetenekli olacak. Öte yandan TUSAŞ, hem Hürjet hem de Kaan'ı halihazırda Amerikalı General Electric'in F-404 ve F-110 varyantlı motorlarıyla uçuruyor. İlk teslimatların da yine bu motorlar ile yapılması bekleniyor. Açıklamalarda bulunan Demiroğlu, tedarikte şu anda bir sorun olmadığını söyledi. Şu anda bir problem görmüyoruz. İkisi için de tabii General Electric'in Amerikan motorlarının kullandığını biliyor herkes. Biz Kaan için kendi motor projemizi başlatmış bulunuyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın uhdesinde TR Motor ve T'nin ortaklaşa projesi devam ediyor. İnşallah 2030'lu yılların başında da bu motorumuzu Kaan'a takmış olacağız. Bu motorun tedariğinde bir sıkıntı şu an için görmüyoruz.